Vay be. Bayağı bildiğin Greve Guard'da Rov-asistan olmadan insanlara buff, AC, heal atarak partiyi idare ediyorum ya lan. Bunun en güzel yanı şöyle bir rahatlığı var. Özellikle bu slotta. İnsanların HP'lerini görebildiğim için anlık milleti kontrol etmek zorunda değilim. Yani HP buff'ı var mı yok mu diye bir algı yok. İnsanların HP'lerini göster seçeneğini açtım buradan. Böyle HP'yi 1500-2000'e düşene direkt buff'ını atıyorum. Daha doğrusu Ultimate Endurance Yante'yi atıyorum yani. İsmi biraz uzunmuş. Knight'ten alışkanlık, biz buff diyoruz tabi. Bu şekilde partiyi idare etmeye çalışacağım ve 33 dakika daha burada bu şekilde devam etmek zorundayım. Aslında şeyim var. Yani Rov-asistanım var ama kullanamıyorum çünkü günlük bir limitim var, öyle ölümüne kullanamıyorsun burada. Akşam saat 10'da yani 22.00'da sıfırlandığı için hem insanların da hepsi AFK. İnsanları XP'ye yatırmak istemiyorum. Böyle bir 30 dakika falan idare edeceğiz. Ondan sonra zaten 404 dakika kendime ait var. 120 dakika da günlük ücretsiz kullanımdan gelir. Yine saatlerce olur. O arada biz 66 olur gideriz. Şu anlık partiyi kontrol etmeye devam. Zaten Rov-asistan'dan bir farkım yok. Güzel güzel kasıyorum yani. Bu arkadaşa da aleyküm selam diyelim. XP kasmak uğruna su gibi olduk. Bulunduğumuz kalıbın direkt şeklini almaya başladık. Dün akşam Greve Guard'daydık. Bugün Satır'dayız. Satır mıdır nedir? İki slot arasındaki farkı çok bariz level kasarken görüyorum. Biri 50-51k XP verirken bu Satır'ın cüssesi daha büyük olmasına rağmen 23-24k civarında bir XP veriyor. 66 level oldum. Günlük Rov-asistanımdan kullanma hakkım 24 dakika falan kaldı. 24 dakikadan sonra ben bu slottan artık voltamı alacağım. Bugün elle kasmayla uğraşmayacağım burada. Dün bayağı 1-1,5 saat Greve Guard'da insanları tuttum yani. Bu sefer DB rolündeyiz tabi. Priest arkadaşımız Soligan, biz DB atarak slotu destekliyoruz. Geçen videolarda üstümde 35M para vardı ya. O 35M'yi ben satıp, yani daha doğrusu 35M ile Rov-asistan aldım. Bugün üstümüzde 27M civarında para var. Tabi siz kameradan dolayı görmüyorsunuz. Şöyle yapalım. Evet. Şu anda gördünüz. Üstümüzde 27M toplandı. Şimdi bu paradan da birazıyla, bir kısmıyla Rov-asistan alacağım. 70 level'e kadar slotlardan gelen paralarla level kasma işimizi olabildiğince cüzi ve ucuz miktarlara denk getirmeye çalışıyorum. Burada Rov-asistan'ın kalan süresini bitirdikten sonra bu slottan ufak ufak gideceğim artık. 2 gündür şey yapmıyorum. Grup zindanlarıma falan girmiyorum. Grup zindanlara bir girip orada bir şansımızı, kaderimizi tekrardan deneyeceğiz. Ondan sonra da Death Valley'de, yani bizim bildiğimiz üzere CZ'ye geçip yapılması gereken görevlerim var. Yapamadım. Yani 65 levelde, 64 levelde yapamadım. 66'da yapabileceğimi zannetmiyorum da belki bir parti falan bulursam o görevleri de aradan çıkartmak istiyorum ve ekip Epic Upgrade Scroll. Kasmak istediğim item şu. Şöyle göstereyim. Epic Upgrade Scroll. Bu Priestlerin, okçuların, warriorların, asasların, aklınıza gelen bütün karakterlerin kıyafetlerini ve silahlarını basmak için kullandığı ve en çok sürünmeyen Upgrade Scroll kağıdı. NPC'de 480k, Cell Pazar'da 450k'dan koymanla satılması bir olan bir item. Bunun peşindeyim. Okçuyla oynadığım zamanda da bunun peşindeydim. Priest oynuyorum, gene bunun peşindeyim. Bu bildiğimiz üzere CZ'de ağaçlar da çıkıyor. CZ slotlarındaki, yani Death Valley'deki ağaçlardan çıkıyor da ağaçlar inanılmaz baskın yiyor. Baskınlara karşı gelebilmek için öncelikle level ve takıya ihtiyacım var. Level işini atlettikten sonra çıkarttığımız bütün Apricapris, Skrull ve çıkarttığımız itemleri satarak karakterimize Fabric 8 set ve takı destesinde bulunacağım. Ama Fabric dediğimizde de şöyle bir olay var. Bakın mesela bu Priest Leater yazıyor. Şöyle göstereyim size. Priest Leater. Geçen gün vardı. Umarım bugün de vardır. Geçen gün görmüştüm. Bu şeyden yapılan itemlerden çıkıyor. Hadi be. Yok mu lan? Action House'da var mı? Hah. Bak Crafted. Crafted Priest. Yani bu kendi mesleğini eline almış iş adamlarının ürettiği kıyafetlerden bahsediyorum. Normal kıyafet direkt dümdüz health bonus 8 ya da STR bonus 8 verirken Crafted Press'te STR bonus 7 verirken artı 7'si HP ve MP bonus şeyleri var, avantajları var. Ha bir tık HP'sini ya da STR'sini düşük veriyor ama senin MP ve HP olarak destekliyor. Bu da bir solo priest için artı 8 setini eğer yapabilirse solo bir priest için elindeki Earth Shaker'ı yani benim gibi artı 3 değil de en az artı 5 kullanıyorsa şayet arada kaybettiği şu şartlarda arada kaybettiği atağını çok rahatlıkla Earth Shaker'la kapatabilir. Zaten hani 2.5k AP ile 2100 AP arasında vurduğun damage farkı çok fazla değil. Bu süreçte oldukça güzel bir şekilde karakterini ayakta tutabilmesine sağlıyor. Bir tık normal kıyafetlere göre pahalı ama ilerleyen süreçlerde ucuzlayacağını düşünüyorum. Kafamdaki alacak olduğum Fabric set aslında o. İlk aşamada alabilir miyim? Zor. Öncelikle 70 level olmam gerekiyor. 70 levelden sonra kıyafete, takıya, elimizdeki silah, carta, curta artık önem gösterecek. Tabii ki öncelikle şu Epic Upgrade Scroll'ların madenini bulmamız lazım. Yani saatte 3-4 tane atan bir yer bulmamız lazım. Ağaçları biliyoruz. Onun haricinde bir yer bulmamız lazım. Öyle böyle dedim. Gene havanın çok güzelliğine aldandım. Bir tane power up aldım. Action House'dan 3 küsürmeye satıyorlardı. Standart ben abi. Pazar günü hava güzelse evde çok fazla zaman geçiremiyorum. Power up'ı aldım. Gene bu slota kendimi kilitledim. Ben gidiyorum dışarı. Ben gezeceğim ya. Ben bir şeyler yapılacağım. Ben takılacağım ya. Akşam geldiğimde artık takılırım biraz. Slot molot bakarım. Gene dayanamadı Skrull. Gene gidiyor gezmeye Skrull. Güldük, eğlendik, akşama kadar gezdik, tozduk. Şimdi para kasmanın fantastik ve değişik yollarından bir tanesi olan DB'ye döndükten sonra bir teknik ilerliyorum ben. Bir teknik yapıyorum. Şu slotu uyutayım. Bütün slotları geziyorum dostlar. Slotlarda ölmüş bütün arkadaşlara rez basıyorum. Ben oyunda olduğum sürece bunlar bunu kabul ediyor ki 74 level players kesinlikle Rogue'yu özür dilerim. Kabul edecektir. Üstümdeki taşları hızlı hızlı yükseltiyorum. Burada rez bastığın adam başına üstünden bir tane taş gidiyor. Eğer o rezi kabul etmezse senin taşın gittiğiyle kalıyor. Umarım kabul eder. Bakalım slotlarda ölüler var mı? Pamukçu olarak slot geziyorum. Her gittiğim slota da illa birkaç tane ölü oluyor. Şurada bir ölüleri daha buldum. Bakın burada bir toplu katliam olmuş. Bu arkadaşın üstünde taş yok. Şu arkadaşı deneyelim. Bunda da yok. Şu tarafı bir daha uyutalım. Birilerini kaldıracağız diye. Biz yatalak olmayalım. 64 level varıyor. Evet bak. 59'da 58'e düştü. Biraz risk alıyoruz ama risk almadan da para kazanılmıyor. Şuraya bir uyutma daha atayım ben de. Sırf bunun yüzünden defalarca kendimde ölmüşlüğüm var çünkü. Da tıklayamadım ki. Her vura mı basmıştık az önce? İnşallah doğru insanlara basmışızdır. Üstümüzdeki taş 57'ye düştü. Bu slotta ölümümüz var mı? Evet var. Hemen buraya da bir res yapalım. Dostlar parti aldınız ama benim rovum bitti ya. Ben para kazanmanın peşindeyim. Slot geziyor. İnsanları kaldırmaya çalışıyoruz. Bu kadar amma hizmeti yeter. Bir sürü kişiye rez bastım. Üstümde 54'e kadar düştü taşlar. Umarım kabul ederler de 2 kuruş para kazanırız. Kabul etmezlerse komple cepten gidiyor. Üstümüzü başımızı çıkarttık. Soyunduk şurada. Hemen statlarımızı sıfırlayıp günlük dungeon'ımıza girmemiz gerekiyor. 228 adet. 205 adet buna verelim. Earth Shaker'ı takacak pozisyona gelelim. Gerçek bir atakır moduna geçiyoruz. Sonra direkt oradan Death Valley'e günlük dungeon partisi bulmaya uzayalım. Ve hazırız. Gene neye niyet ettim, neye kısmet oldu? Günlük dungeon'a girmek için sek açtım. Bir partiye girdim, baktım Black Mummy, bir şeyler diyorlar. Şu benim de görevim vardı. 40 tane falan kesmiştim. Bu arkadaşlar sıfırdan yapıyor muhtemelen de. Ben 3-4 gündür bunu yapmaya çalışıyordum. Yani son sahnesini gösteririm hesabına. Hiç tahmin ettiğim kadar kolay bir görev değilmiş. Slot baskınıydı falan, tek başıma kesme ihtimalim yok. Bir okçu belki bunu tek başına kesebilir. Biraz fazla pot harcayarak ama Battle Priest'in kesmesi hele ki bu levellerde imkansız gibi bir şeydi. Slot'un hepsi aynı anda vuruyor yüzden. Gene grup dungeon'ı ertelemek zorunda kaldım. Bu görevi bitirdikten sonra eğer başka bir göreve gitmezlerse grup dungeon'a ayıracağım. Fena da XP vermiyor. 40 milyon XP veriyor. 500'e Battle Point veriyor. Zaten burada yatalak ola ola Battle Point'ler bittiği için yine 2K'ya falan çıkacaktır Battle Point'im. İlerleyen tarihlerde çünkü burada farm atma gibi niyetimiz var ya, Battle Point bize her zaman lazım. Görevimizi bitirdik. Black Mummy ver parayı, ne parası lan. Ver Battle Point'imizi, XP'mizi, çok güzel. %18'e kadar çıkarttı bizi. Şimdi grup dungeon'a gireceğim. Çünkü görev yapmak şu anda imkansız. Çok fazla slot baskını var. Hiç uğraşamam şu anda milletle. Grup dungeon'a giriyoruz abi. Hadi bakalım. Bekleyelim bir parti. En son kutuyu ben açacağım dedim. En son kutuyu ben açtım. Millet çatır çatır Bravers ringleri. Yok efendim. Maha. Skill bokları çatır çatır aldı. Bize gene bahtımızdan ve şansımızdan coin düştü. Acaba partiyi kurana mı drop atıyor ya? Bir dahakine partiyi ben mi kursam, ne yapsam? Bizim şansımıza gene tırt. Şimdi kendime bir şey bakayım. Farm atabilecek olduğum bir slot ama üstümdeki para 27M'yi buldu. Bizim level kasmamız için gene şeye ihtiyacımız var. Rov-asistana. O yüzden sponsorumuz Vatan Game'e gene oyun parasını satıp onu Rise Cash'e çeviriyoruz. Oradan da hesabımıza Rise Cash'i önce kenara koyalım. Önce bir kenara koyalım bu şeyi. Rov-asistanımızı garantiye alalım. Ondan sonra farm slotu bakalım. Slotumuzu bulduk. 66 level olduğumuz için 65 level slotlar artık kafa tutabiliyoruz. Venom Golem'de bir 40 dakika falan takılmak niyetindeyim. Burada yeni çıkan kıyafetlerin attığını biliyorum. Hatta bir kere attı. Hatta bir videoda 500K'dan da satmıştım. 7-8M eden bir itemi 500K'dan satmıştım. O drop'u da buradan almıştım. Bunun haricinde coin olarak güzel parası var. Ve Archer'ların taktığı bowlardan atıyor. Hatta Swift Shorter diye bir şey vardı. İlk başlarda çok pahalıydı. Güzel para ediyordu ama şu anda o kadar para ettiğini söyleyemesem de gene bir 809K'sı var yani pazara satılırken. En kötü ihtimalle masrafımızı çıkartırız düşüncesiyle bir 40 dakika falan Venom Golem'de kasmayı planlıyorum. HP potuyla hiç işim yok. Kendime heal attığım sürece bir sorun yaşamıyorum zaten. Oldukça da rahat, hiç zorlanmadan slotu kesmeye başlamışım. Şöyle döne döne biraz keseyim. İlk itemimi aldım. Bak, ilk aldığım item Mage Elite Chest Armor. Yani bu Elite'yi bir Warrior falan atsaydı çok güzel para ediyordu. Farm'ın kaçıncı dakikası bilmiyorum. Farm'ın kaçıncı dakikası bilmiyorum ama gelen iteme bak. Heart Shaker. Bunun da hemen piyasasına bakıyoruz. Şu kenara çekelim, park edelim karakteri. Ölmeyelim. Biliyordum bu slottan bir şeyler alacağımı. Heart Shaker. Çok güzel abi. 4M'den artı birinin satışı var. En ucuzlarının. Action House'da ne var? Burayı da araştıralım. Frozen. Evet, artı bir Earth Shaker'lar. 3800. Çok güzel abi. Hem paramızı, masrafımızı çıkarttık diyelim. Ne kadardı lan? 4,5 muydu? Bak gene kafam karıştı. Artı bir 3800. Tamam. Biz de 3750'den seriden satılsın diye, cebimize para girsin diye Earth Shaker'ı da şeye koyduk. Emirlerim de aktiyonansa. 15 dakikamız kaldı. 15 dakikada burada kasmaya devam edelim. Venom Golem'de bize ayrılmış sürenin an itibariyle sonuna geldik. Şimdi kristal etkinliği var. Kristal'e giriş sağlarız. Bu son yaratığımız olsun. Evet, kristal'e tıkladık. 40 dakikalık bir farm diyebileceğimiz bir şey oldu. Çünkü 2 tane güzel drop aldık. Çıkarttığımız bov para ediyor. Bunda hemfikiriz. Sadece o çıkan kıyafette çok fazla para etmeyebilir ya da edebilir. Bunu ilerleyen günlerde satıldığında sappa bak. Satıldığında göstereceğim demeye kalmadan Earth Shaker satıldı bile. 3.5M direkt hanemize yazıldı. Slota gittiğimizde 2M para vardı. Direkt paramızı 6M'ye çıkartmamıza fırsat sundu. Bu demek oluyor ki Earth Shaker çıkartarak biz Venom Golemler'de oldukça tatlı ve güzel paralar kazanabiliyormuşuz. Biliyordum. Yani böyle bir slot bulabileceğimi biliyordum. Var çünkü. Yani daha keşfetmeyi bekleyen belki onlarca slot var. Bunları sizle beraber parça parça baka baka çözeceğiz. Ve paraları kıtlayacağız. Hadi şimdi kristale girelim. Onun sonucunu gösteririm. Düşük level gireceğim için sövebilirler bana. Çok kapışmalı bir kristal etkinliğine denk geldim. Bizden bir kişi isyan etti çıktı. Dandik sandı bizi ama bence gayet başarılıyız. Yani 18'e 22 yeniliyoruz ama sıfırdan döndük biz. Şu bizim varıyor kardeşimiz Volvarga. Volvarga yani elinden geleni yapıyor. Harbi diyorum elinden geleni yapıyor. Ya bir takdir hak ediyor gerçekten. Ben bütün işi gücü bıraktım onu. Elimden geldiğince korumaya kollamaya çalışıyorum. Çürünü, buff'ını, heal'ini eksik etmemeye çalışıyorum. Zaten onun sayesinde şu anda bu skorlar buralara kadar geldi. Şu adama bir malis attık. Bence indiririz onu. Şu okçu kardeşimiz şu Volvare. Volvare ölme dostum. Seviliyorsun ölme. Sen öldüğün anda parti düşüyor zaten. Kaybettik. Kaybetmiş olmamıza rağmen gene de öyle dandik, ezik, ucuz bir kutu veriyor. Savaştığımız için, mücadele ettiğimiz için. Az önceki arkadaşın şimdi adını unuttum da. Elinden geleni yaptı onu öldürmemek için bütün heal, kür, bütün becerilerimi sarf ettim ama tek bir estim. Genelde insanlar birbirine laf yetiştirmekten, laf sokmaktan, küfür etmekten oyun oynamadıkları için. Gene bir yenilgiyle karşılaştık ama ezici bir yenilgi olmadı. En azından savaşlıkta kaybettik diyebilecek olduğum bir savaştı. Şu Wooden Chestler'den bir tane daha almadık. Geçen gün de bir tane almıştık. Bunu da bankaya atalım. Bankada bu tip şeyleri böyle çok para etmeyen küçük minnak şeyleri biriktirmeyi seviyorum. İleride bunları ben kendim kıracağım. Öyle bir hedefim var. Üstümüzde gene 6-6.5M parayla gönül rahatlığıyla bugünü de bu akşamı da artık kapatabilirim. Allah'a emanetsiniz. Bir dahaki Rise Online videosuna daha fazla itemler çıkartabilmek umudu ve dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.